fotoğraf çekebilir miyiz önce acaba? Barış. Barış, istiyorsan şey yap. Hocam. Burası meşru bir alandır. Hiç girmenize gerek yok. Buyurun arkadaşlar, devam edelim. Adliyelerin kapıları inkara ve cezasızlığa değil, hakikate ve adalete açılsın. Bu yılki gözaltında kayıplara karşı mücadele haftasının açılışını adalet talebimizden asla vazgeçmediğimizin ifadesi olarak Çağlayan Adliyesi önünde yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda 17-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlediğimiz hafta etkinlikleriyle uluslararası hukukta insanlığa karşı suç olarak tanımlanan gözaltında kaybetme suçuna, bu suçun işlenmesine imkan yaratan cezasızlık politikalarına, inkar edilen gerçeklere ve bu insanlığa karşı suçla mücadelenin önemine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Buradayız çünkü yargı makamları gözaltında kaybetme vakalarında maddi gerçeği açığa çıkarma ve suçun faillerini tespit edip cezalandırmak yerine gerçeği örtbas etme, failleri cezasız bırakıp adalet talep edenlerin seslerini bastırma ve cezalandırma yönünde bir pratik sergiledi. Hiç şüphe yok ki gözaltında kaybetmeler bu topraklarda örgütlü bir biçimde gerçekleşti ve yalnız yargının değil, ilgili tüm devlet kurumlarının işbirliği ile örtbas edildi. Bu yüzden yaygın ve sistematik biçimde işlenebildi ve cezasız bırakılarak işlenmeye devam edildi. Hukuku ve vicdanı yok sayan, suçu ve devlet şiddetini normalleştiren bu zihniyetin karşısına hakikati bilme, travmatik geçmişle yüzleşme ve hesaplaşma talebiyle çıkıyoruz. Biliyoruz ki kanamaya devam eden toplumsal yaraların sarılması için hak ve adalet yokluğunun ülkemizde yarattığı ağır tahribatların telafisi için bütün bunların kaynağı olan geçmişle yüzleşmek ve hesaplaşmak zorundayız. Gözaltında Kayıplar Haftası vesilesiyle bir kere daha devleti yönetenlere sesleniyoruz. İnsan haklarını ve hukuku yok sayan, kurumları çürüten, adaletsizliği derinleştiren keyfiyetinize son verin. 4 yıla yakın bir süredir hiçbir hukuki dayanağı olmadan bize ve tüm topluma kapattığınız Galatasaray'daki yasağı derhal sonlandırın. Coğrafyamız maalesef ki bir mezarsız ölüler coğrafyası. Birçok toplu mezar var coğrafyamızda. 1915'ten bu yana son derece örgütlü biçimde uygulanan bir suç. Gözaltında kaybetme politikası. Yoğun olarak 90'larda yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef ki gözaltında kayıp olaylarına ilişkin insan öldürme suçunun zaman aşımını uyguluyor. Yani 20 yıl. 20 yılda gerçek hiçbir araştırma yapmadan, failleri ortaya çıkarmadan bu dosyaları kapatıyor. Biz biraz önce Gülseren Yolevi'nin de okuduğu gibi Birleşmiş Milletler zorla kaybetmelere karşı sözleşmenin Türkiye tarafından imzalanmasını istiyoruz. Bu zaman aşımının ortadan kaldırılmasına neden olacak. Bir şey daha söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti altına imza attığı uluslararası sözleşmelerin hepsini ihlal ediyor. Cenevre Sözleşmesi'nde imzası var. Özellikle Kızıl Haç'ın bir araya getirdiği bir düzenlemeler var insancıl hukuka ilişkin. Bu insancıl hukuka ilişkin özellikle konuya ilişkin kurallarda bir ölünün kimliğinin tespiti, ölünün kendi inancına göre gömülmesi, ölülerin tek tek gömülmesi, toplu olarak gömülmemesi, bunların hepsi kurallara bağlanmış. Maalesef ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün imzalarını olduğu gibi Cenevre Sözleşmesi'ndeki imzalarını da ihlal ediyor. Bu sözleşmelerin imza ortakları var, Avrupa Birliği ülkeleri. Ve bu sözleşmelerin denetim mekanizmaları var. Hiçbir denetim mekanizması işletilmiyor. Maalesef ki Avrupa Birliği burada işlenen bütün insan hakları ihlallerine ortaklık ediyor.
Biz uzun yıllardır gözaltında kaybedilen yakınlarımızı, gözaltında kaybedilen insanları, arama mücadelesindeki ısrar ve inadımızı bir kez daha devam ettirmek için 17-31 Mayıs gözaltında kayıplar haftasında her gün ısrarla bu isteğimizi tekrarlayacağız. Gözaltında kaybedilme en önemli insan hakları ihlallerinden biridir. Ve bunun çığlığı Türkiye'de Galatasaray Meydanı'ndan 25 yılı aşkın bir süredir devam ettirilmiş ve buna gösterilen tahammülsüzlükle buluşma mekanımızın simgesi olan Galatasaray cumartesi annelerine işkence yapılarak kapatılmış, cumartesi anneleri ve insan hakları savunucuları yargılanmaya başlanmıştır. Oysa ki biz biliyoruz ki uluslararası ve ulusal bütün vaatlere, anlaşmalara, sözleşmelere ve denetçilere rağmen cumartesi insanların yoğun mücadelesiyle ara verilse de kaybedilme suçu işlenmeye devam edilmektedir. Biz bu suçun ortadan kalkması, faillerin bulunması, kayıpların akıbetlerinin açıklanması için mücadelemize ısrarla devam edeceğiz. Mesupları. Sevgili dostlar. 12 Eylül 1980'de Cuntacı 5 generalin ülke yönetimine el koyması sonucu elinde fotoğrafı bulunan kardeşim Cemil Kırbayır 8 Ekim 1980'de devletin zimmetinde, yani gözaltındayken devletin resmi görevlileri tarafından keyfi ve yargısız infaz sonucu katledildi. Arada tam 42 yıl geçti. Bu zaman süreci içerisinde hükümetler kuruldu, hükümetler düştü. Bu coğrafyada insanların nam ve hesabına politika yapan siyasetçiler